ve hareket sistemiyle konumuza başlayacağız. Arkadaşlar, destek ve hareket sistemi denildiğinde aklınıza 3 şeyin gelmesi lazım. Destek ve hareket sağlayan arkadaşlar 3 tane temel kasımız var. Bunlar kemikler, kaslar ve eklemlerdir diyeceğiz. Bizim de bahsedeceğimiz konular bunlar. Ama ilk olarak destek ve hareket sisteminin ne işe yaradığından bahsedersek arkadaşlar, canlıların iç organlarını korur dedik. Mesela nasıl koruyor? Göğüs kafesimizin içerisinde neler var? Akciğer var, kalp var. O zaman destek ve hareket sistemi arkadaşlar iç organların tutunma yüzeyini sağlar. Aynı zamanda arkadaşlar iç organların korunmasında görevlidir diyebiliriz. Hareket edebilmesini sağlar canlıların. Arkadaşlar şu an ben hareket ediyorsam hangi sistemimin sayesinde hareket ediyorum? Destek ve hareket sistemim sayesinde hareket ediyorum diyebiliriz. Daha sonra canlıların dik tutan yapılarını oluşturduğu sistemdir dedik. Yani canlının dik durmasını sağlayan sistemdir diyoruz. Mesela arkadaşlar iskelet sistemimiz olmasaydı, omurgamız olmasaydı biz ne olurduk? Yere yığılırdık değil mi? Bu yüzden bizi ayakta tutan, dik tutan sistemimiz destek ve hareket sistemidir diyeceğiz. Daha sonra az önce söylediğim destek ve hareket sisteminin oluştuğu kısımlara bakarsak kemiklerden oluşuyoruz, kaslardan oluşuyoruz ve arkadaşlar eklemlerden de oluşuyoruz diyeceğiz. Bu üç yapı bir araya geldiği zaman destek ve hareket sistemi meydana gelir diyoruz. İlk olarak arkadaşlar kemiklerle başlayalım. Kemiklerin bir görevlerini söylersek eğer az önce de bahsettim. Zaten büyük bir çoğunluğu kemikten oluştuğu için görev itibariyle yine aynısı. Arkadaşlar vücudumuzun dik durmasını sağlar diyoruz. Az önce bahsettiğim kemikler iç organlarımızın tutunma yüzeyini artırır. Aynı zamanda onları korur dedik. Ve arkadaşlar canlının şeklini belirler. İşte uzun boylu mu kısa boylu mu gibi ana hatlarını belirler diyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar kemikler kalsiyum, fosfor gibi mineralleri depolar. O zaman kemikler arkadaşlar mineralleri depolayabilir diyeceğiz. Zaten kemik gelişimi için önemli mineralimiz nedir bizim için? Kalsiyumdur diyoruz. Zaten doğduktan sonra annemizden ilk aldığımız gıda nedir bizim? Süttür. Kemik gelişimimizde önemli bir rol oynar diyebiliriz. Arkadaşlar kemiklerimizin yapısında kemik iliği vardır. Bu kemik iliği de arkadaşlar kan hücrelerini üretiyor diyeceğiz. Zaten kan hastalığı olan kişilerin sürekli olarak arayış içerisinde bulunduğu yapı nedir? Kemik iliğidir. O zaman kan hastası ya yani kan hastalığına sahip olan bireyler arkadaşlar kemik iliği kan hücreleri üretemediğinden dolayı hastalanıyor yorumunda yapabiliriz. Yapısında ne vardır? Kırmızı kemik iliği vardır. Kemik iliği de arkadaşlar kan hücrelerini oluşturur diyoruz. Kemik çeşitlerimize bakalım. Kemik çeşitlerimizi sınıflandırırken şöyle diyorduk. Uzun kemikler, kısa kemikler ve yassı kemikler olarak adlandıracağız. Uzun kemiklere bakarsak boyu enine göre daha uzun olan kemik çeşididir. Bu da nedir bizim için arkadaşlar? Kol kemiğimiz ve bacak kemiklerimiz diyebiliriz. Kol kemiğimize baktığımızda boyu enine göre arkadaşlar daha uzundur diyoruz. Kısa kemiklerden bahsedersek eni boyuna göre birazcık daha geniş olan kemiklerdir. Bu da nedir bizim için? El, ayak, bilek ve omur kemikleri kısa kemiklerimizdedir diyeceğiz. Yassı kemik dediğimiz adından da anlaşılacağı üzere birazcık daha yassı, biraz daha şekli düzensiz olan kemiklerdir arkadaşlar. Göğüs kemiği, kürek kemiği, kafatası kemiğimiz arkadaşlar bizim yassı kemiklerimizdendir diyoruz. Burada arkadaşlar neyi bileceğiz? İşte en boy olayını bileceğiz. Boyunun uzunluğu enine göre daha fazlaysa uzun kemik, eninin boyu boyunun uzunluğuna göre daha fazlaysa kısa kemiktir dedik. Eklem yapımıza bakarsak, eklemlerimizi 3 sınıf ayıracağız. Diyeceğiz ki oynar eklem, 2 yarı oynar eklem, 3 oynamaz eklem. Biz niçin böyle söyledik? Oynar, yarı oynar, oynamaz. Arkadaşlar hareket yeteneğine göre sınıflandırdık eklemlerimizi. Yani oynar ekleme geldiğimizde hareket yeteneği yüksek olan
kemiklerdir. Ve aynı zamanda arkadaşlar iki kemiği birbirine bağlarken sürterek aşınmayı engellemek için içerisinde sıvı bulunan kemiğimizdir diyeceğiz. Yani ne diyebiliriz? Nerede bulunur ulnar eklemimiz? Kol ve bacak kemiklerimizde ulnar eklem var. Zaten kol ve bacağa baktığımızda hareket yeteneği çok fazla olan kemiktir. Bu yüzden de ulnar eklem kısmında yer alıyor. Yan ulnara geldiğimizde hareket kabiliyeti oynamaz ekleme göre daha fazla ama oynar ekleme göre biraz daha kısıtlı olan kemik çeşididir arkadaşlar. Burada örneklerimizi verirsek omurgadaki omurlar arasında bulunur diyebiliriz yan oynar eklem için. Boyunda bulunur deriz. Kaburgada bulunuyor diyoruz. Yani hareket etini biraz daha kısıtlı olan kemiklerimizdendir. Oynamaz ekleme geldiğimizde hareket yeteneği sıfır ve ayrıca arkadaşlar hareket kabiliyetini artıran sıvının da bulunmadığı eklem çeşidimizdir oynamaz eklem. Bu da arkadaşlar karşımıza kafatası kemiği olarak çıkacaktır. Kas çeşitlerimize bakarsak bir diğeri kemiklerden bahsettik, eklemlerden bahsettik de kaslardan bahsedelim. 3 çeşit kasımız var. Çizgili kas, düz kas ve kalp kası. Renklerinden bahsedersek ilk olarak çizgili kaslarımızın rengi arkadaşlar kırmızı renklidir. Kırmızı renkli. Düz kasa baktığımızda beyaz renklidir. Kalp kası arkadaşlar çizgili kas gibi kırmızı renklidir. Kırmızı renkli. Şimdi çizgili kaslarımız nerede bulunur? Çizgili kaslarımız arkadaşlar kol ve bacaklar bir diğer adıyla iskelet sistemimizde bulunan kas çeşididir diyebiliriz. Bir diğer adı iskelet kasıdır zaten. Kol bacak yazalım. Kol bacakta bulunur. Bulunur. Düz kas arkadaşlar iç organlarımızda bulunur diyoruz. İç organlarımızda bulunur. Kalp kası da adından anlaşılacağı üzere sadece kalpte bulunur. Sadece kalpte bulunur. Şimdi bunların çalışma durumlarına bakarsak, çizgili kaslarımızın çalışma durumuna bakarsak arkadaşlar, hızlı çalışırlar, çabuk yorulurlar ve arkadaşlar ne diyeceğiz? İstemli çalışırlar. İstemli kelimesinden bahsedersek, yani bizim kontrolümüz altında çalışan kaslardır arkadaşlar. Şu anda mesela elimi oynatıyorsam, kolumu oynatıyorsam bu tamamen benim isteğim doğrultusu. Yani istemli bir şekilde hareket etmesinden bahsediyor bize. İstemli hareket eder. Az önce yorulmaz dedim. Orayı düzeltiyorum arkadaşlar. Çizgili kaslarımız yorulur. İstemli hareket eder. Hızlı çalışır. Çabuk yorulur. Nerede bulunuyor dedik? Kolda bacakta bulunuyor dedik. Uzun süre koştuğumuz zaman arkadaşlar tamam hızlı hareket edebiliyoruz yetenek olarak. Ve koşmaktaki durumda istemli bir durum. Yani bizim isteğimiz doğrultusunda yaptığımız bir eylem. Ne olacak arkadaşlar? Bir müddet sonra kaslarımız yorulmaya başlayacak. Artık durmak isteyeceğiz. Arkadaşlar o zaman buradan aklımıza gelebilir. Çizgili kaslar hızlı çalışır, çabuk yorulur diyoruz. Düz kas iç organlarımızda var. Mantıklı olarak düşünürsek düz kaslarımız istemli midir, istemsiz midir? Yani biz kendi isteğimiz doğrultusunda mı konuşuyoruz düz kaslarımızı çalıştırırken? Şöyle mi diyoruz? Midin artık çalışmayı bırak veya böbreğim artık çalışmayı bırak gibi ifadeler kullanamadığımızdan dolayı biz arkadaşlar düz kaslarımız, iç organlarımızda bulunan kaslar istemsiz bir şekilde çalışır. İstemsiz çalışır. Ne diyeceğiz? Yorulmazlar. Yorulmazlar dedik. Kalp kasına gelirse, kalp kası da arkadaşlar daha da mantığımızı açtığımızı düşünüyorum. Kalp kası da arkadaşlar istemsiz çalışır. Yorulmaz. Bu kadar. Kas çeşitlerimize baktığımızda 3 tane karşımıza gelecek. Çizgili kas, düz kas ve kalp kasıdır. Çizgili kas bir diğer adıyla iskelet kasıdır arkadaşlar.
Kırmızı renkte de kolon bacakta bulunur, istenmeye çalışır, hızlıkla çalışır ve çabuk yorulur dedik. Yüz kas için ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Beyaz renkte de iç organlarımızda bulunur, istemsiz çalışır, yorulmazlar dedik. Kalp kasına geldiğimizde çizgili kas gibi arkadaşlar nasıldır? Kırmızı renktedir, sadece katı bulunuyor, bunu unutmayacağız. Adı üzerinde istemsiz çalışıyor ve yorulmazdır dedik. Arkadaşlar ikinci ünitemizin ilk konusu olan destek ve hareket sistemini bitirdik. Bir sonraki dersimizde sindirim sistemiyle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.